Serdar, Şubat'ı Güney Carolina, 24 Şubat'taki Güney Carolina ön seçimi çok önem kazandı. Hem Trump için hem Haley için. Aslında eski başkan Donald Trump New Hampshire'daki zaferle belki de Haley'nin yarıştan çekileceğini tahmin ediyordu. Sonuçta söyleyelim %54 Trump aldı, %43 Haley aldı. Arada %11'lik bir fark var. Buna rağmen Haley yarıştan çekilmeyeceğini açıkladı. Sonuçların netleşmesiyle Trump sahneye geldi, açıklamalarda bulundu ama pek de zafer konuşmasını andıran bir açıklama değildi. İstersen önce onu bir izleyelim, sonra tekrar devam edelim. Well, I want to thank everybody. This is a fantastic. Zafer için sizlere teşekkürler. Bu çok güzel. Benden önce sahneye çıkıp zafer ilan eden sahtekar kimdi? Vali kazanacağını söyledi, sonra da çok kötü sonuç aldı. Trump'ın bu şekilde konuşmasındaki etken, Amerikan kamuoyunda da konuşulan konu biraz bu. Nikki Haley'nin yarıştan çekilmemesi. Nikki Haley de sonuçların netleşmesiyle birlikte o da sahneye çıktı. Onun da açıklamaları vardı. Onu da dinleyelim, sonra devam edelim. This race is far from over. There are dozens of states left to go. Bu yarış bitmekten çok uzak. Daha onlarca eyalet var ve bir sonraki benim güzel eyaletim Güney Carolina. Bir zamanlar bu kampanyada 14 kişi vardı ve oy oranımız %2 idi. Ben savaşçıyım, kavgacıyım ve şimdi Donald Trump'ın karşısında bir tek biz kaldık. Oyların yarısını almaya yaklaştık. Daha gidecek yolumuz var ve gitmeye devam ediyoruz. İşte Trump'ı öfkelendiren sözler bunlardı diyebiliriz. Çünkü Trump'ın seçim ekibinin açıklamalarına göre açıkçası Nikki Haley'nin bu yarıştan çekileceği beklentisi vardı ama öyle olmadı. Nikki Haley Güney Carolina'yı işaret etti ve Güney Carolina'daki seçim beklediğini söyledi. Bir nevi ön seçimi. Güney Carolina'nın eski valisi, iki dönem valilik yapmış bir isim. Bununla birlikte Güney Carolina'dan şu anda kendisi için haberler çok da iyi değil diyebilir. Çünkü anketlerde Trump'ın 37 puan gerisinde görünüyor Güney Carolina'da. İşte bu çerçevede Güney Carolina son durak olur mu Nikki Haley için? Son, yani olumsuz bir sonuç alsa son durak olmayabilir. Çünkü Güney Carolina'nın hemen ardından 24 Şubat'tan sonra 5 Mart'ta Süper Salı var. Süper Salı ön seçimi ki Süper Salı'nın denmesinin nedeni 15 eyalette birden ön seçim yapılacak olması. İşte Nikki Haley Süper Salı'ya kadar en azından yarışı devam ettirme amacında. Süper Salı'ya kadar neden devam ettirme amacında? Çünkü Süper Salı'da öyle eyaletler var ki Kaliforniya gibi mesela 169 delegesi var. Kaliforniya'da ılımlı cumhuriyetçilerin oy oranı, nüfusu oldukça yüksek olarak bilinen bir eyalet. Bununla birlikte bir dezavantaj da Kaliforniya'daki seçimlerde kurallar değişmiş durumda. %50'nin üzerinde oy almanız bütün delegeleri kazanmanız anlamına geliyor. İşte bu Nikki Haley de içinde biraz dezavantaj olabilir. Bununla birlikte 15 eyalet görünen New Hampshire'da o sonuç bitmedi. Güney Carolina'da da bitmeyebilir ama 5 Mart'ta dananın kuyruğu da kopabilir Serdar.